Merhaba arkadaşlar, DM4D&D kanalımıza hoş geldiniz. Dungeons and Dragons Second Edition oynuyoruz. Ve böylelikle sözü DM'e bırakıyorum. Evet, son bu şeyleri de hallettiniz. Ondan sonra adam size şunları söyledi. Bu Spellkey, hani sana döndü. Bunun için hani gerekli olan şeyler baya karmaşık, bilirsiniz. Büyü işi karmaşıktır, siz daha iyi bilirsiniz. Sana açıklamak için uzunca bir süre seninle konuştu. Şimdi öncelikle alteration spellerini orada normal yapabilmek için gerekli olan spellkey sana sağlanıyor. Orada yapman gereken alteration için bakayım nerede. Bakıyorum. Kendi kanından bir parça ve senin alıcısından yine bir kan damlası gerekiyor. Hani başka birine yapıyorsan eğer. Bu şekilde kullanabilirsin. Ondan sonra diğer şeyleri de kısaca açıklamaya kalkıyor. Necromancy orada çok güçlü çalışır ama orada kaldırdığın eğer bir şeyse, demonik bir creature'sa, bu pek işine yaramaz çünkü kontrol etmen zor olur. Onu da söyleyeyim. Zaten fazlaca necromancy spell'im yok. Ama Ateş. trollish fortitude gibi bir şey işime yarar yani, o da necromancy misal. Destructive elemental spell'ler, hani fireball, cone of cold vesaire gibi, bu tarz şeyler orada güçlü çalışır. Açıkçası ama şu konuda bir bilgi bulamadık. Conjuration Summoning için bir spellkey maalesef tespit edemedik. Yani birçok üstada sorduk bunu. Hiçbiri tam cevap veremiyor maalesef. Mantık olarak orada çalışmamaları daha doğru zaten. Hani kilitli diyar olmasının sebebi, sonucu olabilir yani bu. Ben de O söylemem. zaman ben Ostara Praxis'i nasıl çağıracağım? Başka bir konu. O bir item O bir sonuçta. item, bu şey değil yani, arcane bir spell değil. Item'ın gücü yetiyorsa gelebilir. Ama Evet. burada hani o zaten item'a bağlı onlar. Yani. Ondan sonracıma başka ne var? Enchantment Bakıyorum. Charm, Divination, Abjuration. Divination spell test etmemenizi tavsiye ederim. Yapma mümkünse. Tahmin. Evet, çünkü eğer bunu yaparsan muhtemelen Cut Lord'u bundan hemen haberdar olacaktır. Yani çok şeye karşı çözümümüz var ama kullanmak demek kapı zili çalmak demek. Gibi gibi şeylere pek bulaşma. Onu da söylüyorlar sana. Bu şekilde hani planar varlık çağırma, planar hareket etme gibi şeyler problemli gerçekten. Gate gibi. Gate gibi değil. Gate gibi değil. Hani Shadow Form, Shadow Magic, Shadow Walk gibi, Phase Door, işte Major Creation, Minor Creation gibi şeyler. Shadowy Transformation, hani Invisible Stalker filan çağırma. Dimensiyondur. Dimensiondur. Dimension'dur, alteration. Şöyle bir bakıyor. Onda bir sorun yok. Okey. Onda bir sorun yok. Zaten Shadowic şeyleri, saydıklarınızın çoğunu yapmıyorum. Aynen, hani Dimensional Blade de problemli, o da çalışmayacaktır. Çünkü orada diğer, yani
Ethereal şeyine geçiş mümkün değil orada. Onu söylemek anladım. istedim. Bu yüzden de Dimensional Blade çalışmıyor. O bir nevi Ethereal bir bıçak Evet. diye söylüyor adam. Tam olarak kendisi de hakim olmadığından büyücülerden öğrendiklerini aktarıyor size. Lawrence Invisible Blade çalışır mı acaba, ama sanırım o şeyden oluşturuyor. Havadan bir bıçak oluşturuyor. O Sıkıntı baş... olmayacaktır. Aynen. Evocation'mış, çalışır evet. Yani bu konulara ayrıca zaten birçok seviyesinde sizin orada deneyimlemeniz gerekebilir. Bizim de çünkü bilgilerimiz gayet sınırlı bu konularda. Olabildiği kadar bilgi vermeye çalıştık size. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Benim üstümde şu anda mesela Detect Magic var aktif olarak. Onu hiç mi kullanmamalıyım, yoksa ayrıyetten cast etmek mi acaba şey yapar? Yorumunuz nedir bu konuda? Tehlikeli olacağını düşünüyorum. Tamam. Kullanmanın. Çok gerekli olmadıkça yapmayayım. Çünkü direkt oradaki kart lordunun ilgisini çekebileceğini söylüyorlar. Ah, bir de en önemlisi sizi birçok gözden koruyabilecek önemli itemlar bulduk. Bunları size verelim diye birer tane kolye verdiler size. Bunları dikkatli saklayın. Amulet of Proof Against Detection and Location. Bunlarla bir şey, her şekilde uzaktan tespit edilmeniz pek de mümkün olmuyor arkadaşlar. Yakından da aynı şekilde tespit edilmeniz pek de mümkün olmuyor. Location and Detection. Yani üzerinize yapılan detection büyülerinin birçoğu bu şeyler sayesinde inefektif oluyor. Orada çok işinize yarayacağına eminim. Yani sizi birçok noktada bu koruyabilir. Belki bu hani divination magic cast ederken korunmanızı sağlayabilir, bilemiyorum. Bu denenmiş bir şey değil. Ondan sonra başka ne kaldı? Var mı aklınızda? Potionlarımız vardı. Enchantment charm için bir şey demediniz. Enchantment charm bakalım. Bir de abjuration. Bir de illüzyona da bir şey demedik. İllüzyon normal çalışıyor. Bir söyleyelim. Gayet güçlü bir şekilde çalışıyor. Onun için özel bir K'ye ihtiyacınız yok. Hatta olduğundan güçlü çalışıyor. Bu ne demek? Bir level yukarıdan çalışıyor her bakımda. Ondan sonra ne demiştik? Abjuration. Abjuration, he. Pardon. Abjur. Bakıyorum. Abjuration Magic de normal bir şekilde çalışabilir. O en kolay çalışan Magic. Nereden biliyorsunuz? Ondan sonra başka ne sormuştun tane? Enchantment Charm. Ha, Enchantment Charm. Enchantment Charm. Enchantment Charm. Bir okul eksik hala. Conjuration, bunu yazmamışım. Tamam. Conjuration soru işareti. Enchantment Charm da çalışıyor normal bir şekilde. Okey, tamam. Onda da sorun yok. Divination'da sıkıntı var. Conjuration'ı bilmiyoruz. O kadar. Necromancy güçlü, illüzyon güçlü, Enchantment Abjuration normal. İllüzyon da güçlü. Okay.
söyleyelim. Eğer orada de hayatınızı kaybederseniz bunun sonuçları çok kötü olabilir. Özellikle Ebis'te. Hani yoldayken değil de Ebis'te. Yani. Demiştiniz zaten. Bir şekilde bedeninizi buraya getirin. Ne olursa olsun diye. Tam evet. Evet. Mümkün olduğu kadar tam olarak yani. Düşüncesi Raglum'u ürpertti bu olayın. Bayağı hem. Yani. Şimdi arkadaşlar. Öyleyse. Hazırlıklar tamam. Hazırlıklar tamamsa. Şeyi. Nerede o? Anahtarcı arkadaş. Evet, öyle de denilebilir. Master demiştin. Hayır demedim. Demedim, doğru, ben uydurdum ama güzel oldu. Matrix'e gitti aklım, orada da vardı ya öyle bir tip, anahtarlar kapıyı açıyor. Hayır yani içeriye girebilirsin diye seslendi dışarıya. Arkadaşlar, bir büyücü girdi içeriye. Şöyle bir tip, onu da göstereyim. Gayet böyle hani üzerindeki kıyafetler çok hoş. Aynı buradaki gibi bir şey var, kıyafet tarzı var. Hoş alımlı bir kadın, human. Ve neydi o, bu Selun'un sembolü var üzerinde, Ay Tanrıçası'nın sembolü var. Kadın içeriye girdi, gülümser bir tonda. Sizin anahtarınıza ihtiyacımız var üstad diye söylendi kadına. Christ. Kadın da baktı, anlaştığımız gibi onları sizin istediğiniz yere götüreceğim. Umarım faydalı olacaktır dedi. Kadın bir size baktı, isterseniz çıkalım. Adım Kayri yani bu arada dedi. Elini uzattı sizlere. Evet, resmi olarak tanıştırılmadık. Ben de Tahani Firuze. Bu kadar tuhaf bu aroma ismi. Ondan sonra kadın gayet hani gülümser bir şekilde sizi selamladı. Filiste döndü baktı. Şey dedi. Tamam anlıyorum falan dedi böyle. Filiste hiçbir şey demeden ama. Biliyorsunuz ki yani siz biliyorsunuz ama ben çok bilgim yok bu konuda. İvedi bir durum söz konusu ve bu yüzden acele etmemiz mümkün olduğu kadar faydalı olacaktır. Saygıdeğer Holy Coin için dedi. Buyurun gidelim. Duyuyoruz tabii. Kadın giderken işte size bir baktı. Göreviniz konusunda bir bilgim yok. Öncelikle bunu söylemek isterim en baştan. Ama bizden istenen, Holy Coin tarafından istenen şey sizi ara boyuta götürebilmek doğru bir şekilde. Bunu yapabilmek içinse tabii ki bizim Yüce Selun'un gücünden faydalanacağız. Oraya, diğer boyutlara geçmek için bize ait bir kapımız mevcut. Bunun için de Waterdeep'e gitmemiz gerekiyor. Hazırsanız eğer tapınaktan çıktıktan sonra yolculuğumuza teleport ile devam edeceğiz yine buradan Waterdeep'e hemen. Ego Folding verdiler değil mi bu arada diye onu yazmadım mı? Verdiler. Eşyalarınızı koyarsın. Yediye beklemiştim. Yediye beklemiştim. Ya siz gitseniz biz peşinizden yazık olmuyor mu? 3 ay sonra. Bu telefon sevdasıdır ya. Ya o yine mi ya? Işınlanma entüsiyastları. Zırt zırt diye böyle gidiyor. Ay. Ağzım yüzüm ekşidi, yapalım bari bir an önce de. Baktı. Ne oldu? Teleportla ilgili bir sorunuz var. Birkaç kere başımıza geldi de her defa sonun
kendi adıma istifrayla sonlanıyor o yüzden. Ben artık düşkün oldum. Yani teleport etmeden bir gün bile geçirsem böyle ellerim titremeye başlıyor. Benim kadar teleport olan cüce var mıdır onu da bilmiyorum. Herhalde yoktur ya. Demek alışamadınız. Anlaşılan. Bana ters etki yapıyor. Normaldir. Olabilir. Şimdiden göreceğiniz şeyler için kusura bakmayın. Kadın elini uzattı. Elimin üzerinde ellerinizi birleştirirseniz gidelim dedi. Kafamı eğdim şöyle. Araya en azından bir iki koymak istiyorum ben razı olayım. Kadının arkasına geçip omzuna dokunuyorsun. Yani. Ben öyle bir şey yapacağım ama uzak dururum yani. Her seferin aynı. Biz sadece baktı hani böyle. Sorun yok, bir şey demedi. Ondan sonra arkadaşlar hepiniz kadın eline dokunduğunuzda ya da omzuna neyse kadın güç sözünü söyledi ve yine arkadaşlar sizin etrafınız birbirine karıştı. Yine o ara boyuta anlık olarak girdiniz ve bayağı güçlü bir şekilde buradan gitmeniz gereken yere doğru çekildiniz arkadaşlar. Ve anında orada tekrar birleşip ortaya çıktığınızda bayağı bir içimiz bulanmış vaziyetteydi. Daha hani sen hariç yine. Protection resmen. Waterdeep'e gelişim böyle mi olacaktı diyorum, benim derdim büyük. Siz arkadaşlar mekana geldiğinizde Waterdeep'in dışında bir yerdeydiniz yine. Ufak tepelik bir arazi, buradan Waterdeep'leri görünüyor. Ama yağmurlu hafiften. Ondan sonra kadın yürümeye devam etti. Siz hani tamam işiniz konusunda bir bilgim yok. Ama hani kimsiniz, nesiniz diye bir sordu böyle. Böyle bir nefes alışveriş falan şey yapıyorum böyle. Toparlayacağım ben, alışacağım bu işe, dur bakayım. Alışacağım ben. Yapacağım bunu. Ben Atkatla'ya dedi kadın, lafa girdi siz konuşmayınca. Bizim senin adına önemli bir reyliğin olduğunu düşünüyoruz orada da tapınak içerisinde. Ben tapınakta da görevliyim aynı zamanda. Onu bulmak için gelmiştim. Bayağı oldu, 3-4 aydır Atkatla'dayım. İşte Yüce Holy Coin de hani böyle bir ricada bulununca kırmak istemedim doğrusu. Zaten bizim tapınağın da yüksek priesti onlara yardım etmem konusunda ricada bulunmuştu. Tabii ki kıramadık. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama istediği gerçekten çok ilginç bir şeydi. Ben de şaşırdım doğrusu ama özellikle neydi? Tabii size göreviniz konusunda bir şey sormamamı rica etti. O yüzden göreviniz konusunda bilgi vermemekte tabii ki özgürsünüz. O konuda bir şey bilmiyorum. Size de sormamam söylendi bana. Ben onu sormuyorum ama kimsiniz, nesiniz onu merak ettim. Neden bu kadar önemli bir yere doğru gidiyoruz şu anda? Çünkü birisini yapması gerekiyor. Neyi? Tapınak adına gizli bir görevdeyiz. Ben Halroğlu bir büyücüyüm. Tamam, onu tamam. O konuyu sormuyorum. Hani kimsiniz, nereden gelirsiniz? Ne bileyim, ilginç tiplere benziyorsunuz. Halroğlu büyücü, Halroğlu olduğunuzu tahmin etmiştim aslında. Böyle bir havanız var. Teşekkür ederim. İlk tane Halroğlu görmüştüm. Mirabar'dan Ragm. Tanıştıralım. Memnun oldum. Ben Waterdeep'tenim bu arada. Waterdeep'te doğdum, büyüdüm. Hiç gelmemiştim ama ismen biliyorum burayı. Evet, evet. Birçok kişi bilir. Priest miydi bu kadın? Bir şey miydi? Bizzard. 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 Ama Selun inanır. Burada böyle nal gibi Selun şeyi var yani. Sana döndü Veyron, bir şey demiyor mu? Sadece baktı yani. Böyle zorlayıcı bir tavrı yok.
Yani kendini tanıtsam ne olur, tanıtmasam ne olur. Gideceğim yer konusunda çok tedirginim şu an çünkü. Tamamen bambaşka bir diyara geçeceğim. Madem Waterdeep'li yani, özür dilerim çocuğum. Pardon. Benim varoluşuma tamamen ters bir yere doğru gidiyoruz. O yüzden Byron'un tedirginliği. Bizim hepiniz için ters. Genelde ölünce gidiliyor. Ben ölünce de gitmiyorum. Yani ötekiler de ölünce cehenneme gitmeyecekler umarım. Umuyoruz yani. Evet. Yani benim öyle bir ihtimalim bile yokken dünya gözüyle hadi burayı da görelim turist. Niye canım? Belki falan olursun son anda. İlle gitmek istiyorsan yolu bulunur yani. Yolumuz ne kadar sürecek tahmin? Şimdi House of the Moon'a gidiyoruz. Şu anda Selun'un, Tanrıçan'ın evine. Yani. Waterdeep'teki. Tapınağa. Ben soracağım. Madem Waterdeep'lisiniz ve de bir büyücüsünüz. Buralı olduğundan şüphelendiğim bir büyücünün hayatını araştırıyorum. Daimos diye birini duydunuz mu hiç? Bakalım. Yaklaşık 400 yıl kadar önce, evet, duymuştum. Burada büyük bir kulenin yıkımına sebep olmuştu. Okudum bir yerlerde bunu, evet. Böyle bir baktı, o gerçekten de çok gizemli bir kişilikti yalnız. Yani onun hakkında bir şeyler okudum, duydum farklardan. Anlatabilir misiniz ya da nerede bu bilgileri bulabilirim? Anlatabilirim ama sanırım bunun için pek zamanımız yok. Tamam, o zaman daha yani sonra. Yani işini dedikten sonra buyurun gelin konuşalım. Daha iyi olur. Çünkü uzun bir mevzu gerçekten. O savaş çıktığında Daimos düşmanıyla savaşırken çünkü Waterdeep'in gerçekten hani kudretli büyücüleri bile ses edememiş. Önüne geçememiş doğrusu ve sadece bunu izlemişler. Yani bayağı büyük bir yıkım olmuş burada. Hatta ve hatta düşmanı onu yok etmek için kuleyi üzerine mi devirmiş yoksa Daimos mu onu yapmıştı? Emin değilim yani bayağı bir yıkım olmuş. Şöyle bir şey rica edebilir miyim sizden? Ravensbluff'ta akademisyen bir arkadaşım var. Ben arkanoloji çalışıyorum ama asıl o bu konuyla daha çok ilgileniyor. Bu bilgileri bir mektup şeklinde ya da artık nasıl size kolay gelirse ona iletmeniz mümkün mü acaba ben ismini versem? Çünkü ne zaman döneceğimiz belli değil. Gerçekten çok uzun sürebilir işimiz. Aslında olur. Neden diyeceksin? Çünkü Yüce Holy Coin'in isteği bizim tapınağımızın baş priestisinden bu kadar önemli kişiler. Yani söylemekte zorluk çekiyorum ama açıkçası anlamlı şeyler yaptığınızı düşünüyorum ve size yardımcı olmak için de özellikle Yüce Christus'undan emir aldım. O yüzden yapabilirim. O konuda uzun bir tekst olacak ama. O konuda şunu söyleyeyim, eğer sizin için sıkıntı olacaksa lütfen hani bunu belirtin. Çünkü bunun görevimizle ya da başka bir şeyle alakası yok. Tamamen kişisel bir merak ve akademik bir çalışma. Yani sıkıntı derken? Yani hani zorunlu olduğunu hissettiğiniz için, böyle bir emir aldığınız için her istediğimizi yapma ihtiyacı hissediyorsanız başka şekilde halletmeye çalışayım ben bu meseleyi. Söylediğim gibi size yardımcı olmam için yüksek rahibemden emir aldım yani. Anlıyorum. Onun için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tamam. Peki. O zaman ben bir kağıda yazdım. Ravensbluff'ta Verdas'ta Sağır'dan Tahani Firoza'nın
şey ricası üzerine bu tekst gönderilmiştir şeklinde yazılırsa o da şey yapacaktır. Bunu bir katlayıp bir keseye koyacağım. O keseye de bir tane 100 gold'luk cam koyacağım. Hani bu yol masraflarıdır, şeyidir, hani onları da karşılaması için. Çünkü canım, hani kağıt bile 2 gold yani. Ravensbluff da uzak yer sonuçta. Yani. Bunları ulaştırmaya çalışırım. Yalnız yazıyı hazırlamak biraz zaman alabilir, birkaç saat en fazladı. Bu arada bana Kairi diyebilirsiniz. Bayan Kairi. Orada ne yiyeceğiz ne yiyeceğiz ya? Nerede? O geldi aklıma şimdi. Yani yemek derdiniz değil mi? Benim sizi götürdüğüm yerde bir miktar yemek sorunuz olacaktır ama yanınıza aldığınız yiyecekler umarım yolculuğunuz için yeterli olur. Bir şey almadık aslında. Buradan tevil mi etsek hazır gelmişken? Çünkü elimizdekiler hani attık ya. Zamanı doldu hani. Yok, ben orada size zaten yemek çıkartamayacağım. Divination siperine girer bu. Bu minor creation, major creation zaten sıkıntı olacak dedi. Onu yapamayacağız yani. Bag of Holding'imiz var, onu koyarsak sıkıntı olmayacaktır. Orada zamansız oluyor bazı şeyler. Ben yiyecek konusunu size ayarlayabilirim istediğiniz kadar. Siz ciddi misiniz ya? Çok teşekkür ederiz Bayan Kart. Arkadaşlar kurtulmuş. Et bana da peksimet tarzı. Dayanıklı. Tamam. Unlu mağdurlarla. Hemen giderken buradan onları alabiliriz dedim. Bildiğim çok güzel bir yer var. Değil mi? Hı? Tamam. Bir içeceklerimizi de ayarlayalım o zaman, suyumuzu falan hani. Böyle bakıyorum. İçecekten kastım da su bu arada. Ama taraları doldursun işte. Yani. Neyse arkadaşlar, şeye geldiniz bir tane öyle. General Store hesabı. Hı hı. Oradan işte güzel rationlar falan var. Hani sizin istediğiniz gibi olanlar var. Nasıl bir şey istiyorsanız onları falan kadın oradan en söyledi. Kalitelisinden, en güzelinden, en uzun dayanımından, en az 3 haftalık yani 1 aylık vereceğim. 30 gold. Şey goldsa şey gold yani. 3 haftalık. Bu iyiymiş. Tamam. Sizler bayağı, de öyle değil mi? Haftalık. Bayağı kalmayı planlıyor abi. Yani düşünüyorum ben de ama tabii gittiğiniz yer neresiyse orada tabii işler uzayabilir, bilemiyorum. Ya en kötü hayrına dağıtırım, önemli değil de. Tabii tedarikli olur, fayda var şu an. Yani. Bu arada kadın sizi bir yere götürüyor, götürdüğü yeri biliyor ama gideceğiniz hedefi bilmiyor, farkındaysanız. Evet. O tarzda konuşuyor yani. Rationlar için o zaman 45'er gold kelle başı oluyor. Benim su için ya. Para alıyorlar. Aynı. Etle unun fiyatı aynı mı ya burada? Koya kullanıyorlarmış. Badem sütü falan pahalı, biliyor musun? Galeta alıyorum. Kumpa alıyorum yani. Sen enginarın bir tanesi kaç lira biliyor musun? Enginar alamıyorum ki ya. Vejeteryan beslenmek daha pahalı. Alt tarafı el peksimek. Oturduğunda zaten her yerde el peksimek var. Yok mu fırın? Fırından girip böyle kuru kuru. Yardım mı? Üç kağıtçı çıktı. Dolanları çıkmış ya. 45 gold yazdı. Gofrete. 3 haftalık yemek yiyorsunuz. 3 haftalık abi, yemek. 3 haftalık almıyorum ki, 1 hafta. Hadi 12 olsun. 12, 12, tamam. 15 1 haftalık olur. 1 haftalık alıyorsan o zaman 15 gold veriyorum. Yani 3 haftalık. Ben verdim. Neyse düşüyorum. Abi ne olur ne olmaz. Ne kadar kalacağız, kalmayacağız, nereye şey yapıyoruz. Cüce korktu yani. Aç mı kalalım oralarda? Hayır, şey yapamıyoruz. Düzce şeyden de endişe ediyor en çok. Hani
Vayron'dan da hani zorlamamamız lazım. Özellikle üstüne basarak söylediler yani şey yapmaman lazım falan diye. Bir taraftan da arkadaşını zor durumda da bırakmak istemiyor açlık vesaireyle yani. Öyle bir durum da var. Arkadaşlar, oradan alışverişinizi yaptınız. Ondan sonra bu kadınla beraber çıktınız. Herhalde yine konuşacak herhangi bir şeyiniz yok kadınla. Genelde öyle oluyorsun çünkü. RP mi? Ne alaka? Ya işte dayım olsa sorduğunda hani sorayım. Tamam. Bizi gideceğimiz yere siz götürecek misiniz? Yoksa bize bir kapı falan mı açacaksınız? Nasıl olacak? İkisi de değil. Yani ben gelmeyeceğim zaten de. Ama aslında bir yerde ikisi de. Garip bir konu. Hani gideceğiniz yer dediğim gibi Selo'nun bize sunduğu bir çok özel bir şey. Anlatabileceğim bir şeyse merak ederim yani. Biraz sonra göreceksiniz zaten anlatmaktansa. Daha Selin'i kavrayamadım ki özel bir şey kavrayayım. Herhalde bir kapı açacaklar diye düşünüyorum teleport gibi. Neyse arkadaşlar siz en sonunda House of the Moon'a geldiniz. İçeriye girdiniz. İçerisi şöyle bir yer arkadaşlar. Gayet hani ilginç pırıltılı bir mekan. Kocaman bir yer. Çok büyük bir heykel var orada. Bu beyaz renkte aynı şuradaki gibi. O da işte Selun'un temsili bir şeyi. Görseli. Bayağı büyük bir heykel. Yani 4 metre falan var. Burası bayağı büyük. Benden büyük. Bakıyormuş Ondan herkes. sonra onun yanından geçtiniz. O büyük sütunlarla bezenmiş bu büyük salonun ardına geçtiniz arkadaşlar. Oradan üst katlara çıktınız. Ve hani katlarda da birçok hani koridorlar, küçük salonlar, küçük odalar olduğunu gördünüz. En sonunda bir tane uzunca bir koridora geldiniz. Koridordan döndüğünüzde koridorun hemen iki yanında büyük taştan iki hareket eden, sizi izleyen heykel olduğunu gördünüz. Bunlar biraz İlkilere bak. ürküttü bizi arkadaşlar. Ondan sonra kadın oradan geçerken heykellere bir elini kaldırdı böyle selam verir gibi. Heykeller de yüzlerini önüne çevirdiler. Kadın önden geçti, siz de onun peşinden ilerlediniz. Ondan sonra koridorda bayağı uzun koridor yalnız, gerçekten uzun bir koridor. Sağlı sollu kapılar var. Koridorda hepsi kapalı. Koridorun sonunda ufak L şeklinde bir dönüş var arkadaşlar. O dönüşe geldiğinizde orada büyükçe devasa bir odaya geçtiniz. Dönüşten hemen sonra ve odada sizin girdiğiniz yerin tam karşısında yine iki tane şey var. Tapınak şövalyesi tipinde iki tane gayet böyle iri ve ne derler korkutucu duran savaşçı orada. Ve bu adamlar hani size bir baktı, ardından yanınızdaki tipi görünce hiçbir şey demediler, yolu açtılar ve onların arkasında arkadaşlar yaklaşık 3 metre falan, 3-4 metre çapında kocaman, devasa, etrafı rünlerle kaplı böyle parlak metalden bir disk vardı. Yere dikine duruyor. Ve hani yaklaştığınızda diske kendi yansımanızı görmeye başladınız. Aynamsı bir şey yani. Blue görüyoruz değil mi? Yok, yaklaştıkça netleşiyor. Oraya geldiğinizde arkadaşlar kadın
O diske arkasını döndü. Size baktı. Bu gördüğünüz Yüce Selin'in bize bahşettiği bir semavi merdiven kapısıdır dedi. Hı? Bu merdivenlerden istediğiniz tüm diyarlara ulaşabilirsiniz. Ardında hepsinin bulunduğu yere giden sonsuz tırmanan merdivenler vardır bu kapının ardında dedi. Bunu bizden başka hiç kimse kapıyı kullanamaz. Ama Holy Coin'in isteği üzerine siz de şimdi bunu kullanacaksınız. Sizin için burayı açacağım dedi. Kadın kapıya döndü. Bir güç sözü söyledi arkadaşlar. Bir şey söyledi. Ve o önünüzdeki ayna dalgalanmaya başladı. Hafiften su gibi. Ve tabii görüntünüz bulanmaya başladı. Bu dalgaların yansımasıyla. Fakat o güç sözünü söyledikten sonra o güç sözü sizin kafanızda birden silindi. Az önce duyduğunuz şeyi hatırlamıyorsunuz arkadaşlar. Kafa direkt gitti o konuda yani yok. Benim kafamda başka bir şey var zaten. Tabii canım. Gidebiliyoruz da acaba buradan geri dönebiliyoruz mu? Geçince kapanıyor mu burası diye böyle bakıyorum. Bayron sen biliyor musun bunu? Bayron. Eğer olmadı teleporta dönersin. Razum alıştın zaten. Eğer aynı yeri bulabilirsiniz dönebilirsiniz. Ama yer yer bu kapıların çıktığı noktalar değişir. Bunu bilmeniz gerekir dedi. Peki biz istediğimiz diyara nasıl gideceğiz? O konuya gelince semavi merdivenlerde yolculuk etmek sizin hayal gücünüz ve isteğinizle doğru orantılı. Gitmek istediğiniz yere odaklanmalısınız. Eğer bunu başaramazsanız maalesef sizin benliğinizde düşüncelerinizin altında ne yatıyorsa orası karşınıza çıkar. Gitmek istediğiniz yer her neresiyse orası karşınıza. Gerçekten istediğiniz yer karşınıza çıkar. Gidecek Karvandora. Gel gire gel alo diye. Bu arada Mistra ile Selin Ela'ymış. Hazır olduğunuzda geçebilirsiniz dedi. İyi de hiç bilmediğim bir yeri nasıl hayalimde canlandırabilirim? Gitmek istediğiniz yer konusunda bir şey bilmiyorum. Ben de neyse. Birbirimizin elini tutsak en azından aynı yere gitme ihtimalimiz nedir? Söylediğim gibi burası Yüce Selun'un diyarına semavi merdivenlere açılan bir kapı. Buraya girdikten sonra gitmek istediğiniz yere o merdivenler aracılığıyla ulaşacaksınız. Şimdi gittiğiniz yer semavi merdivenlerin başlangıcıdır. Yani Yüce Selun'un diyarının olduğu yer. Peki bir şey soracağım. Şimdi biz bir tapınaktayız sonuçta ama gideceğimi haber vermem gereken birisi var. Çalışır mı burada spelim? Tabii tabii. İzninizle arkadaşlar ben bir haber vereyim ki merak edilmeyelim. Tamam. Lady Storm'a haber yolluyorum Kaan. Ben Tahani, Holy Coin'in verdiği görevi aldık ve bu diyarların dışına çıkmamız gerekiyor. Bir süre benden haber alamayabilirsin. Ayrıntısını gelince anlatırım. Diyorsun. O da peki. Peki yani ayrıntıları Holy Coin'e soracağız o zaman. Senin biraz acelen var ha? Tamam.
dikkatli ol. Nereye gittiğini söylemiyorsun ama. Söylesem yalanlayacak sanki. O hatayı daha önce yaptık. Yarı bir geyik videosu yaparız, orada anlatırız bu muhabbetleri. Nereye gittiğimizi kimse de söylemiyoruz. Böyle gidiyoruz yani bir adamın lafıyla ama. Adamın lafı dediğin de neyse. O biliyor zaten, onun bilmesi yeterli. Yarın öbür gün pizzan haber alamayınca Storm'da gidecek. Holik oyuna soracak, nereye yolladın bu tahaneyi diyecek. O da diyecek ki şuraya. Yeter. O da diyecek ki sen manyak mısın? Evet manyağım, çünkü işin ucunda Falcon'ı kurtarmak var diyecek. Evet, biz kapıdan geçiyoruz öyleyse, bir salonun holüne girer gibi. Ve gideceğimiz odaya konsantre oluyoruz. Doğru muyuz? Bu gate'in içerisine girdiğinizde, karşınızda açılan o şeffaf aynanın içerisine girdiğinizde bayağı garip yaşadığınız bir anlık, böyle hani suyun içerisinde etrafınızdaki her şeyin tamamıyla üzerinize kapandığını hissettiniz. Sanki yoğun bir jölenin içerisinden geçer gibi oradan geçtiniz karşıya. Yani bir adımlık mesafeydi sadece. Ama o bir adımdan sonra hani rahatça nefes alıp boş alana geldiniz arkadaşlar. Ve bu semavi merdivenlerin İngilizcesi neydi diyor? Celestial Stairway. Celestial. Staircase. Case mi Stairway? Stairway olması daha mantıklı değil mi? Bence de mantıklı ama Staircase. Adamlar öyle diyor. The Stairway to Heaven var. Bu başka. Neyse arkadaşlar, o zaman bundan sonrasını bir sonraki bölüme bırakalım. Saat bayağı geç oldu, hepimiz yorulduk. Artık haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Bu haftalık bölümlerimiz böyle iki bölüm oldu maalesef. Çünkü biraz geç başladık bazı sorunlardan dolayı. O yüzden de... Teknik. iki tane teknik sorundan dolayı. Teknik sorun bir, teknik sorun iki, beş, altı yaşlarında. Mistik bir Celestial Staircase resmiyle şey yapalım. Daha uygun bir resim de ben o arada bulurum umarım. Hı-hı. Belki oyunda anlamıştırız. Size de yollayacağım da yollayamadım, bir saniye. Öyleyse bize abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. RPG'cilerin hepsine selamlar. Bye bye.